Benim adım Esma, soyadım da Elokuş. 16 yaşındayım. Alkan Meslek Anadolu ve Teknik Lisesi'nde 9. sınıfta okuyorum. Ben Suriye'den geldim, Humusluyum. Ben 9 yıldır Türkiye'deyim, Nizip'te yaşıyorum. Benim babamın adı Ali, annemin adı Hayrat. Babam avukat, annem eczacı. Biz 7 kardeşiz. Bu insanın başlangıcı ve sonu anlatılan bir resim. Böyle çizdim. Bu da kurt gibi kendimi özgür hissettiğim anda çizdim. Kalemle kağıda aktarmak istedim. Bu da bu kuş hep yalnız ve hep bırakılan yerlerde olur ya, ben de kendimi yalnız hissettiğimde bunu çizdim. Evet. Bunu da kendi kafamda, kendi gezegenlerim sahip olduğum için bunu çizdim. Sonra aslan çok güçlü bir hayvan, çok cesaretli. Ben de o anda kendimi çok güçlü ve kendimi çok iyi hissettiğim için bunu çizdim. İçimden geldi, çizdim. Bu resim aslında aynı o gibi ama bu erkek, bu kız. Kendi kafamda, kendi gezegenlerim, kendi düşüncelerim olduğu için bunu çizdim. Sonra da ben buna geçelim. Ben küçükken bir çizgi film izlerdim. Bu vardı, kötü karakter. Bunu çizmek istedim. Çok beğendiğim için çizmek istedim. Kurt sevdiğim hayvan olduğu için bir de kendimi onun kadar güçlü ve cesaretli hissettiğim için çizdim. Buraya geçelim hemen. Bu resim aslında üzgün olduğum bir anda çizdim. Kendi düşüncelerimi, hiç kimse anlamayacağı düşüncelerim. Kağıda aktarmak istedim. Kalemi aldım, çizdim. Biraz kırgındım. Bu şekilde duygularımı ifade ettim. Buraya geçelim. Bu kız çiçekler açmış etrafında. Yani biraz umudumdan bahsetmek istedim. Bende olan umut, bende olan inanç, ondan bahsetmek istedim. Bu resimde görüyorsunuz bir Arap bir kız. Kendi adetimizi ve kendi böyle şalımızı, tarzımızı bir kağıda aktarmak istedim ve böyle çizdim. Bu benim çizgim. Bugün biraz uzundur söyleyeceklerim. Ne kadar anlatsam azdır benim için. 29 harfle anlatılmaz artık benim hissettiklerim. Ben daha tamamlanmayan şarkıya, söyleyenmeyen söze, kanadı kırılmış kuşa, ölen birinin gelmesini bekleyene benzerim. Keyfin yerinde ise kulak verme söylediklerime. Çünkü ben gönlümdeki hüzün sana dokunmasını isterim. Bana Bağdat'ın kederinden bahsetme. Ben oraları çoktan geçmişim. Bırak ben anlatayım. Bırak ki içimi satırlara belki dökerim. Ben artık vatanımdan uzak, yalnızlığa yakın bir yıkılmış insanım. Ve o gidenlere de ki, ben size değil, benden çaldıklarınız gülüşümü özlerim. Koy, çay koy. Bu gece ben çay kadar koyu bir riyas elbiseleri ruhuma giydirmişim. İstersen Türkiye'yi ağlaya ağlaya çalabilirsin. Ne de olsa çoktur benim hüzünlerim. Hiçbir şekilde taşınmayacak kadar ağırdır duygularım. Anlata anlata sabaha kadar mı böyle kalalım? Bir dostum var, hiç görmediğim, hiç kavuşamadığım bir uzak dost. Oysa Gaziantep'ten Urfa'ya 1 saatmiş. Ama insan çok sevmeyince mesafeleri bahane olarak kullanır. Tıpkı o arkadaşım gibi yapar. Hiç beni sevmeyeni sevmişim. Anne, çocuğun hala bu kadar safmış. Baba anlatırdı bir masal. Masal bitti, ben uykuya daha hazır değilmişim. Hatıraları içime, acılarımı gülüşüme saklamışım. Hala soğuktur benim odalarım. Kat kat örtülsem bile buz kadar soğuktur ruhum. Hayat duvarlar ve engeller koymuş önüme. Ah benim hiç aşamayacağım duvarlarım. Ah bu bendeki kırık dalım. Bir çölde çiçek kadar yalnızım. Bana hiç kimseden bahsetme. Ben herkese zaten dargınım. Hayatın merhametsizliğinden de bahsetme. Ben hayatı zaten Allah'a bırakmışım.
Bir ara ara da yeniden oturup böyle konuşalım. Ya da bırak ölsün ve mezara da gömülsün benim sözlerim. Ne de olsa bu kadar değildi anlatacaklarım.